Yani senin babanın da hiç elinin ölçüsü yokmuş Gül. Bu kendisi kaşınmış Türkan abla. Neler söylemiş babama? Ne söylemişim? Durup dururken küt diye indirdi bastonu. Dünyam karardı vallahi. Sarsıntı belirtisi yok ama yine de hastaneye gitmek istiyorsan. Gideceğim Türkan Hanım. Aldım Muvaffak Bey'den vizite kağıdını. Sen bilirsin. Gideceğim de 5 saat kuyruk çekilmez şimdi. Sizin sigortada bir doktor arkadaşınız vardı. Erdem Bey mi? İstersen bir telefon edeyim. İyi olur vallahi. Bittim. Sinirlerimle aşka. Koş Cafer koş. Avrupa'daki mahkemeye şikayet etmek lazım bu apartmandakileri. Delirdin herhalde. Dur. Hayrola Sayın abim, sabah sporu mu? Koşudan döndüm. 30 kilometre koştum tam. Maşallah. Hamlamışım biraz. Yarın 40 kilometre koşacağım. Helal olsun sana. Bırak uçum. Zorlama kendini hasta hasta. Yok efendim, ne zorlaması. Şöyle bir tozunu alayım. Efendim, görüyor musunuz şu alçağın yaptığını? Hayırlı komşu, ne yapmış? Kasaba gitmesini rica ettim, olmaz dedi. Hastaymış. Hasta komşum, rapor alacak. Kafasını kırmış yandan şartlı vatandaşın. Hastaysa gitsin yatsın efendim. Yağcılık olsun diye sizin arabayı silmeyi biliyorum. Yağcılık yok komşu, ellerini oynatma. Çatla domuz. Pardon efendim, sinirlendim de. Vallahi adamına göre muamele yapıyor. Kimden yüz buluyorsa. Adamına göre, ne sandın? Komşu, lafına sözüne dikkat et. Hasta etme vatandaşı sabah sabah. Cafer tamam kuşum bırak. Masum. Yürü hadi yürü, başımın belası. Bırak beni sevim. Ben kendim giderim. Yardım ister misin yenge? Yok yok, ben götürürüm sağ ol. Hırpama beni sevim. Bu daha bir şey değil. Ne yapacağımı biliyorum ben sana evde. Efendim, bir şey duyduk üzüldük. Aslı'yı gözaltına almışlar galiba. Gözaltı falan yok komşu. Kim uyduruyor bunları? Vallahi biz de başkalarının yalancısıyız. Anarşik bir olaya karışmış dediler ama. Dedikodu yapma komşu. Yakışmaz vatandaşa. Ellerini de oynatma. Özür dilerim efendim. Sefa ile. Cafer kaldır bir onları. Buyurun. Bırak uçum. Dokunma pisliklere. Başla. İyi günler. Sen de ondan yüz buluyorsun değil mi eşek? Ağzını topla bak, vallahi karışmam, elimde kalırsın ha. Zaten beyin sarsıntısı geçiriyorum. Cafer Bey, söyler misiniz Cenap Beylere o satılık ilanını arabadan kaldırsınlar? Niye kaldırıyorlar efendim, ne diyorsunuz siz? Satıldı deyin soranlara, biz alıyoruz. Biz mi alıyoruz? Allah Allah, nereden çıktı şimdi? Kaldırma sakın. Hiç niyetim yok o döküntüyü almaya. Siz karışmayın efendim, ben alıyorum. Ne oldu babacığım? Daha yeni mi açıyorsunuz? Yok mu çocuklar? Gelmemiş miskinler. Kalkamadılar herhalde. Bak terbiyesizlere. Olmaz ama. Dur babacığım, yardım edeyim ben. Peynire ile zam mı geldi Yusuf abi? Yuh be. Sana yuh. Doğru konuşmuşlarının yanında. Biz mi yapıyoruz zamları? Sen git onu toptancısına söyle. He. Adamın zaten kafası bozuk. Dikkat et sözlerine penguen. Heh. Saat kaç iblis? Nerede söndürdünüz feneri? Gelin buraya bakayım. İçki mi içiyorsunuz yoksa geceleri? Ne içkisi baba? Saat çalmamış uyanamadık. Ondan değil, bekarlık zor baba. Bizim senin gibi karımız yok. O nasıl konuşma iblis? Müşteri bizi dinliyor. Kırarım boynuzunuzu. Dur babacığım, yorulma. Bana bırak. Bırak, ben döveyim ikisini de. Çekil iblis, karışma sen. Hiçbirinde iş yok bu senin çocuklarının. Sana çekil dedim iblis. Üçü de birbirinden terbiyesiz. Falakaya çekmek lazım bunları. Ne yaptık enişte? Ablaları bunlardan beter. Alıyor Türkan Hanım'dan parayı, anında dolara çeviriyor, hop cebe. Ne dedin, ne dedin? Öyle babacığım, bize zırnı koklatmıyor. Bir dırdır bir surat, ne biçim yetiştirmişsin sen bunları? Sana hesap mı vereceğim müşterinin yanında iblis? Kırarım boynuzunu. Ne dedim babacığım? Daha ne diyeceksin ha? Gel, iblis, kaçma. İstersen servisi biz yapalım baba. Yok kızım yok. Bize ne? Baksınlar başlarının çaresine. Bir hafta yan gelip yatacağım. Kapı gibi raporum var. Üf baba, yan kokuyor. Hadi oradan. Babaların ayağı kokmaz.
Cafer, geldin mi evladım? Muvaffak amca seni çağırıyor baba. Duydum, duydum. Bize rahat yok bu dünyada, anasını satayım. Cafer, evladım orada mısın? Orada efendim, orada. Geldi. Eşek gibi yatıyor sayenizde. Eşek, eşek! Sensin eşek! Vallahi koparırım o dilini. Merak ettim, nasıl oldu acaba Cafer? Hiçbir şey yok sahtekarın. Az önce araba itiyordu. Bir hafta istirahat almış. Sigortayı da bunlar batırıyor. Siz de o sahtekarı tutup vizite kağıdı veriyorsunuz. Ben görevimi yaptım efendim. Vermeyecek miydim? Kanun açık. Bir insanın sağlığı mevzubahis. Buyurun. Ha. Ne oldu evladım? Ne dedi doktor? Tehlike varmış hocam. Bir hafta sırt üstü yatmam lazımmış. Geberirsin inşallah. Geçmiş olsun, güle güle. Ne oldu Cafer? Hiç. Rapor aldık diye laf ediyor domuz. Ona neymiş? Allah Allah. Kabahat sizde efendim. Siz şımartıyorsunuz bunu. Ne olacak şimdi apartmanın işleri? Hasbinallah. Bakacağız bir çaresine efendim. Yandaki apartmanın kapıcısından filan rica edeceğiz. Utanmadan hasta numarası yapıyor. Türkan Hanım da hastanede torpil bulmuş bu yalancıyı. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Başka çatacak kimse kalmadı mı Sabri Bey? Bir hafta rapor almış sayenizde ama efendim. Bakın sizi de alet etti suçuna. Biraz ayıp oluyor ama Sabri Bey. Ben bir doktorum. Gerek görmesem ilgilenir miydim? MR'da çektiler mi Cafer? Çektiler efendim. İşte böyle böyle soyuyorlar devleti. Ha, yeter artık. Adamın kafasını bozma be. Dur sen de Cafer, uyma şuna. Sabahtan beri carçur dedi ama Gül. Ayıp evladım, bari sen sakin ol. Zaten kafamız kırılmış şurada. Babacım çatlak çatlak. Hastaymış. Ne hastası efendim. Satacak pilavını görürsünüz sahtekar eşek. Ağzını topla be. Ne oluyor öyle eşek eşek? Dur kızım, çekil şöyle bakayım. Terbiyenizi takının Sabri Bey. Bir daha da benim işime burnunuzu sokmayın. Görüyoruz efendim işinizi nasıl yaptığınızı. Suratınıza benzettiniz. Ne dedin ne? Vallahi ben adamın burnunun üstüne bir kroşe kondururum. 6 ay yerinden kalkamazsın. Okuldayken hafif siklet şampiyonuydum ben, ona göre. Aman Muvaffak Bey. Aman hocam. Yapmayın böyle şeyler, kalbinizi düşünün. Bırakın efendim. Bırakın gelsin, vereyim ağzını payını. Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Yakışıyor mu size? Siz de utanın efendim. Öldürecek misiniz kocamı? Zaten yüksek tansiyonu var. Tutmayın beni efendim. Kim boks şampiyonuymuş göstereyim. Her zaman beklerim. Ben senin gibileri çok uzattım 2.80. Tamam Muvaffak Bey, tamam. Nasılsın Cafer? İyi akşamlar. Nasıl olalım işte hocam. Ayaklarım uyuştu vallahi soğukta. Buyur. Sağ ol. Müşteri kovalıyorum. Rapor almışsın. Aldım hocam. Bir hafta. Hadi kendine iyi bak. Sen de hocam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sıcak. Buyurun. Sıcak sıcak. Sıcak. Buyurun. Sıcak sıcak. Sıcak. Anam. Anam ya. Şimdi yaktım şıranı alçak. Suçüstü yakalandın. İşin bitti. Ne yapıyorsun sen ya? Hastaydın hani, alçak çalışamazdın. Pilavı satıyorsun ama eşek gibi. Adamın kafasını bozma. İstirahat ediyoruz burada. Ver şu makineyi, fena olursun bak. Ver dedim. Ver. Otur be sen de. Bu halde pilav mı satılır? Mecburuz Gül. Avrupa Birliği'ne kadar ne satabilirsek. Ondan sonra yasakmış. Açıkta yiyecek satmak. Babacım çatlak çatlak. Şşt, kapa çenin, çakarma. Sensin çatlak. Çakarma. Sus dedim. Çocukları uyandıracaksın be. Hadi ben kaçıyorum Gül. Atkını da sar Cafer. Ayaz dışarısı. Hadi kolay gelsin. Sarmazsa kaldı 6 gün. Oh,
Hakkımı sonuna kadar kullanacağım Gül. İyi canım, kullan. Gözümüz yok. Akşama kadar uyurum istersen. Gel kızım. Olur şunu yiyin. Hı, sulu sulu. Babacığım, sulu sulu. Sana yok. Gül, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şu kızları yollayalım Avrupa Birliği'ne liseden sonra. Orada okuyup doktor çıksınlar. Olmaz öyle şey. Bulur biri bir İtalyan, biri Alman. Yok yok, yollamam ben kızlarımı. Anam, katil. Şimdi buna da raporluyum de sıkıysa. Kafer! Kafer, neredesin? Katiller geldi Sevim. Geldik Sayın abim, geldik. Buyurun. İyi günler. Nereden böyle? Hastaneden. Vah canım vah, geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? Sağ olun efendim. Kayınbabam kırdı bastonla. Olmaz ya, barbarlık bu. Halicim bunu nasıl yapar? Vizitiye çıktım, rapor aldım ben de. Bir hafta istirahat verdiler. Geçmiş olsun. Gidelim abi. Gidelim, gidelim birlikte. Gidelim de. Caverciğim, paramızı yukarıda unutmuşuz canımın içi. Çıkmayalım şimdi. Üstünde şöyle birkaç onluk varsa rica edeyim. Ne demek efendim? Estağfurullah, bakayım. İki onluk olabilir. Buyurun. Caverciğim sağ ol. En geç yarın sabah. Acelesi yok efendim. Sahteleri çıkmış yeni onlukların. Bakmadan alma. Bunun da bilmediği yok. Baykuş. Cenap Bey, annemle karar verdik, alıyoruz arabayı. Hayır efendim. Yok öyle bir kararımız. Ayla Hanım, içeriye girer misiniz lütfen? Tamam. Çekmeyin öyle efendim. Alıyoruz. Verdik kararımızı. 2 yıllık kira karşılığı. Ne? Çıldırdınız herhalde. Ay, bırakın beni efendim. Ne diyorsunuz Cenap Bey? Gerçekten çok cazip bir teklif hanımefendi ama hayır demek zorundayız. Sabriciğimi üzmek istemeyiz. Belli ki bu işe karşı. Karşıyım tabii efendim. 2 yıllık kira ne demek? İşi bitmiş lan Doha'ya. Yerinden kıpırdaması bile mucize. Ya o kadar da değil Sabriciğim. Ara sıra teklediği oluyor ama kontağı çevirdiğimiz zaman tıkır tıkır gider. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Hadi İbrikçi bin. Sabriciğim görsün bakalım arabamızın nasıl çalıştığını. Görsün Cenab-ı Hak. Görsün. Maşallah. Jet gibi jet. Marş bas bu abi. Basan İbrikçi, bir daha dene. İyi ki almamışım şunu. Verilmiş sadakan varmış. Gördünüz mü efendim mucize arabanızı? Karş karş ötüyor. Buyurun. Teneke yığını. Gördük efendim, gördük. Rezil ettim sivrikçi. Bak çıkacağım kulağım. Ben ne yaptım abi? Motordan anlarım. Dediği mi? Rica ederim. Olduğun yerde kal Celil'ciğim. Başımızda yeteri kadar dert var. Kaldık mı gene İbrikçi? Biraz iteriz, çalışır efendim. Dursun, gel bir el at şu. Tamam. Sen de dayan Cenab abi, sen de dayan. Kaptırırsak çalışır belki. Lanet olsun. Hı? Hayatım bu arabayı itmekle geçiyor. Bir gün ucundan aşağı atacağım bunu, haberiniz olsun. Sağ olun arkadaşım, sağ olun. Günler, sağ olun. Rapor mu aldın? Aldım, bir hafta. Hastasın demek. Hastayım. Kapı gibi raporum var, bir haftalık. Arabayı iterken bir şeyin yoktu ama değil mi eşek? Kim bakacak şimdi apartmana? Beni ilgilendirmez vallahi. Kim bakarsa baksın. İyi günler. İyi günler. Erkencisiniz bugün maşallah. Bugün öyle oldu. Kapıcımız bir hafta istirahat almış, duydunuz mu? Öyle mi? Geçmiş olsun. Hayrola? Sağ olun efendim. Yok bir şey. Kaza, kaza. Bir şey yok efendim, numara. Bunak yöneticimizin hatası. Verdi bunun elini anlamadan, dinlemeden vizite kağıdını. Kim bakacak şimdi apartmana? Lütfen söyler misiniz?
Bilmiyorum Sabri Bey. Kim ne yapacaksa yapsın. Zaten canım sıkkın. Hadi aldın mı cevabını? Allah Allah. Kimse de burnundan kıl aldırmıyor bugünlerde. Evladım, gelmedi mi yaylı arabamız daha? Hapsettiniz. Sevim de beni hapsetti. Nereden çıkarıyorsunuz bunları kardeşim? Allah Allah. Kim kimi hapsetmiş? Hasta etmeyin insanı. Tak! Arul birader, vatandaşın kafası iyi. Kovuşturma açmışlar senin kıza. Mahkeme ne zaman? Adamın asabını bozmayın kardeşim. Akşam akşam tak! Ne mahkemesi? Mahkeme yok Sayın abim. Yürü birader. Bana bak. Sen kime hava atıyorsun öyle? İnersem aşağı. İn aşağı. İn hadi. İn in. Şşş, yürü dedik birader. Kafasını bozma vatandaşı lan. Ne yaptın Cafer? Ya adama bir şey olsaydı? Allah göstermesin. Ya kalsaydı katilin elinde? Sus küt sus. Verilmiş sadakamız varmış. Babacım sabır sabır. Şşşt. Çarparım ha. Başlatma zaptından. Zaten canım burnumda. Ha? Onu da şikayet et Yavuz Bey istersen. Sen de üstüme gelme Gül. Çok fenayım. Kafam zong zong atıyor. Tansiyonum çıktı herhalde. Cafer Efendi geçmiş olsun. Bir şeyler duyduk, telaşlandık. Yok bir şeyim adam, korkmayın. Bitti bitti. Hastaneye mi götürdüler Sabri Bey'i? Yok canım, ne hastanesi? Burada evinde. Oh aman neyse. Ha. Ne işler karıştırdın böyle Cafer? Ayıp değil mi evladım? Komşuları birbirine düşürüyorsun. Çekeceğim kulağını. Kavgadan asırma bastılar senin yüzünden. Baş parmağın feci halde zonkluyor. Vah vah. Hadi geçmiş olsun. Dikkat edin Sabri Bey'e. Sakın heyecanlanmasın. Tamam efendim, teşekkür ederiz. Bize mi geldiniz Cenab Bey? Sabriciğimin ziyaretine geldim hanımefendi. Buyurun buyurun. Ne kadar incesiniz. Konuşun şunlarla Muvaffak Bey. Daha fazla uzamadan tatlıya bağlansın bu iş. Şurada komşuyuz. Yarın yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Konuşacağım hanımefendi. Yavuz Bey'le de konuşacağım. Merak etmeyin. Ah Cafer, ah sana da ne demeli bilmem ki. Hadi Ayşeciğim. Ne oldu kızım? Neredeymiş Sabri Bey? Cemil amcalara gelmiş baba. Tamam. Kapı kapı dolaşıyor domuz. Gelin o zaman. Biz de madamlara gidelim. Hah, aman kızım. Yüzünüz gülmesin. Devamlı ağlar gibi böyle. Böyle bak. Gülmesenize kızım. Gülünecek zaman mı şimdi? Babanızın içi kan ağlıyor. Bakın şimdi. Size şöyle sarılınca ağlamaya başlayın, tamam mı? Hadi yürü. Tüm çağına bakıldığında Nautiluslar 90 saniye yüzgeci bulunan... Çok acıdım baba. Cafer amcanın resmi müracaata yapıştırmış öyle. Altına da kötü kötü şeyler yazmış. Meğe gibi. Tövbe. Hizbullah gibi insanların beynine çivi çakıp betona gömme diye bu adam. Daha neler artık. Korkutacakmış Cafer amcayı baba. Yazık, ben acırım. Acıkmaz mı kızım? Vicdan yok ki adamda. Fakat Cafer Efendi de çok tembel Davut. Hiç işini yapmıyor. Ne zaman arasam bulamıyorum yerinde. Çekersin kulağını, aklı başına gelir Urbiye. Hemen kovmak mı lazım? Tam sökecektim kağıdı baba. Aile teyzem gördü. Ne yapıyorsun sen bakayım? Hık. Çekil oradan. Ol. Yapma öyle sapık sapık hareketler Dukov. Patlatırım ben seni. Anne baksana şu kocana ne diyor. Nein Davut. Ense patlatmak yok. Sapık falan da değil benim yavrum. Nautilusların aşağıda olduğunu biliyoruz. Çünkü daha önce birçok kez buraya geldi. Buyurun. İyi günler. Ses dalgalarıyla yerlerini tespit etmiştik. Afiyet olsun. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Yok gözüm yok. Biz de seni konuşuyorduk şimdi. Anlattım her şeyi. Babam çok sinirlendi Cafer amca. Allah razı olsun. Geldi mi buraya? Gelemez. Sokmam eve. Şişir babam gözünü, gelsin. Baban kimsenin gözünü falan şişirmez Halis. Buyurun Cafer Efendi. Buyur gözüm. Karnınız aç mı? Yiyelim bir şeyler. Yok yok sağ olun. Bir şey yiyecek iştah mı kaldı? Mahkemeye verecekmiş bizi vicdansız. Attıracakmış apartmandan. Yok ya. Kolay mı o kadar hemen attırmak? Ne yaptık efendim? Namusumuzla pilav sattık. Suç mu? Şu çocuklarımı okutabilmek için sabahın altısından gecenin ikilerine kadar didiniyoruz. Ne yapalım? Vicdansız Allahsız. Ağlıyor musun Ayşe yenge? Ağlanmaz mı bu hal efendim? Bakın çocuklar da hüngür hüngür ağlıyor kaç gündür. Gözleri kan çanağına döndü. Vah ya vah. (Gülüyor)
Vicdansız bu adam Urviye, vicdansız. Hakikaten vicdansız. Bu kadar da olmaz ki canım. Yeşim'i ağlama. Babam onun icabına bakar. Bir şeyler yap baba. Sabri domuzu idam fermanımızı hazırlıyor. Ben bir rapor al dedim sana. Hadi aldın. Bilen niye satarsın o halinle? Babacığım suçüstü sapıt sapıt. Şş, oh, başlarım babandan ha. Çok konuşma. İş açtım başımıza durup dururken. Ya kovarlarsa bizi kışta kıyamette? Anam. Ağzını hayır aç Gül. Zaten moralimiz bozuk. Günaydın babacığım. Günaydın. Ne oldu baba? Yok bir şey kızım yok. Niye kalktınız öyle erkenden? Kovacaklar bizi baba. Yok kızım ne kovması. Yatın siz hadi. Uyuyun biraz daha. Gel. Hadi sen de yat ne duruyorsun? Nasıl olsa daha 3 gün istirahatim var. Keyfini çıkar. Ha Cafer. İyi günler hocam. İyi günler. Ne bu surat böyle evladım? Cenaze evine girer gibi. Öldük sayılır be hocam. Defterimizi dürüyor Sabri domuz. Ocağına düştük. Kurtarırsan sen kurtarırsın bizi. Dur bakalım dur. Telaşa verme ortalığı hemen. Babamı da zor durumda bıraktın Cafer. 3 gün pilav satmasan ölür müydün? Yaptık bir hata hocam. Cahillik işte. Sen de hasta hasta taksicilik yapmadın mı Nazif? Aha, o iş başka bu iş başka Aysel. Aa. Koz verdin adamın eline evladım. Zaten beni düşürmek için fırsat kolluyor. Ne alt edeceğiz şimdi ha? Söyle bakalım. İyi günler efendim. Kız bu ne hal? Dayak mı yediniz yoksa? Hayrola koçum? Bittik Yavuz Bey bittik. Afiyet olsun. Eyvallah koçum buyur. Sucuklu yumurta seversin. Yiyecek hal mi kaldı Yavuz Bey? Öldük biz öldük. Sabri domuzu hakkımızda tutmuş zaptı imza topluyor. Ne zaptıymış o koçum? Ne zaptı olacak Yavuz Bey? Attıracakmış bizi apartmandan kitapsız. Pilav sattık diye. Ne demek? Vatandaş pilavını satacak. Hadi attırsın bakayım sıkıysa. Kız bunlar da ağlıyor kız yazık. Ağlamayın kızım yok bir şey. Şunlara da acımıyor kitapsız. Babamsın Yavuz Bey. Ocağına düştük. Şu apartmanda bizi bir tek sen kurtarırsın. Ağlama koçum. Yakışmaz. Şimdi ben anasını ağlatmazsam. Vatandaşa can tut ha. Tamam. Suyu ısındı komşumun. Kız kapıcı beğendin mi yaptığını? Paralayacak kocayı. Paralayacağım ablacığım. Kız daha 9 şarkı besteleyecek bana. Başlatma şarkısından da kasetinden de. Vatandaşın ekmeğini oynuyor. Kız gelsin oturu için kız. Kız yavuz. Nerede en son o? Sedat Beyleri girmiş efendim. Buyurun. Kız dur elinden bir kaza çıkacak. Ne oluyorsun öyle gözü dönmüş katil gibi? Bırak. Bırak gidiyorum. Baba ya hayatım. Baba canım. Haziran ayında bu katil denen inekten ayrılıyorum. Londra'da evimizi alıyoruz tek. Hadi inşallah Sedatcığım. Oha oha. O nasıl kapı çalmak? Ayı. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede o birader? Kim canım abicim? Çekil şöyle birader. Sen de sakata gelme. Nerede herif? Kız tuttun şunu. Hizbullah gibi gözü döndü. Öldürecek Sabri Hoca'yı valla. Az önce geldi tek gitti canım abicim. Ne oldu? Sana bir yanlış mı yaptı yoksa? Canım abicim bilelim. Bir dakika. Efendim maalesef durum bu. Kurtulmamız lazım bu baş belasından. Ya Sabriciğim. Biz Cafer'i bela olarak görmüyoruz. Ufak tefek kaçamakları var Kerat Hanım. Ama imzalayamayız bu zaptı kusura bakma. Cafer'e bunu yapamayız Sabri Bey. Ayıp olur. Anlaşıldı efendim anlaşıldı. Siz de göz yumuyorsunuz o alçağa. Bu ne ya? Ha, zil yetmedi bir de kapıya toz mu atıyorlar? Aç bakayım hepinci aç aç. Burada mısın komşu? Burada burada. Ay kız dur kız. Sen de katil olacaksın ha. Sen onu bana bırak canım abicim. Bir dakika. Ne biçim? Çıkın öğrenler. Hop. Kaçma komşu. İşim bitti. Yavuzcuğum bu meseleyi şöyle oturup sakin sakin konuşsak. İmdat. Efendim şahitsiniz. Bana bir şey olursa müsebbibi Cafer'dir. Konuşma. Duanı et. Vatandaşın cahçut ha. Yedim seni. Ay. Hadi kızım doğru eve. Adamı öldürdün öldür, şahit yazarlar. Neme lazım? Aman Yavuz Bey. Bırak bana sen şunu canım abicim, bırakın şunu ya. Günah, öldürecek misiniz adamı? Yavuzcum lütfen aa. Sen bu işe karışma birader. Ver şu ildikleri komşu. Yapmayın efendim. O alçağın lafıyla. Bak hala konuşuyor. Alçak malçak. Ver şunu bana. Gel buraya ver dedim. Kız tutun şunu ne bir dakika, bakıyorsunuz? Canım abicim, bir dakika. Tutsana. Aa, kolaysa sen tutsana.
Canım abicim, Allah aşkına bir dakika ya. Yapmayın efendim. Bakın bana bir şey olursa vallahi müebbet yatarsınız. Bak hala konuşuyorum. Öldüm komşu. Ay. Sana öldüm şunu. Tamam ben bakamam. Vatandaşa çak şurada. İzzet! Tamam. Bittin. Buraya kadar işte. Yırtayım şunu da gör. Tüş. Yapma be. Fena üşütmüş. Zatürre'den korkuyorlar. Vah vah, geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Aldın mı benim bireyi? Heh, sabah sabah türemişini oraya baykuş. Veresiye yok, veresiye vermiyorlar. Yenge zılgıtı çekmiş. Tuh, ne yapacağım ben şimdi? Su iç, su. Dalga geçme, gelirsem oraya fena yaparım. Yine kriz numarasına yap. Hani şu titremeler falan. Hiç faydası yok. Sevim yemiyor artık onları. Bana bak, senin de başın belada, haberin olsun. Ne var? Ne duydun yine? Sabri Bey, Sabri Bey, nanlayacak seni. He? Çıkarmış beylik tabancasını, alnının ortasından vuracakmış, dan diye. Anam. Yok artık, daha neler. Kolaydı öyle dan diye vurmak. Sonra söylemedi deme, kolla kendini. İstihbaratım sağlam. Benim adım Cemil. Uydur bakalım, baykuş. Buyurun, iyi günler. İyi günler Cafer Bey. Göreceksiniz yakında öyle kocamı dövdürmek, gözlüğünü kırdırmak nasıl oluyormuş. Vallahi o işte bizim bir günahımız yok efendim. Sus sus, yemin etme. Herkes biliyor. Korkudan ne yapacağınızı şaşırdınız değil mi? Yok efendim, ne korkusu? Görürsünüz siz ne korkusu olduğunu. Sabri Bey temizleyecek ikiniz de. Anam. Demedi mi sana? Şerefini temizleyecek adam. Ben de olsam vururum. Dan dan. Kesme sen de baykuş. Artık kimse kurtaramaz sizi. O haydut'a da söyleyin kocamın hiç şakası yok. Tabanca elinde geziyor ona göre. Takır takır vuracak. Dağ başı mı burası efendim? Öyleymiş maalesef. Biz de yeni öğrendik. Hak hukuk geçmiyor madem, bundan sonra böyle. Mahkemeyle falan uğraşmak yok. Olan olmuş efendim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Yaptıysak bir hata, özür dileriz. Artık çok geç Cafer Bey. Onu yaparken düşünseydiniz. Son pişmanlık fayda etmez. Öldün sen, öldün. Bari bana birkaç bira al da gider ayak sevaba gir. Hadi be. Gel. Anam, Gül, kızlara sahip ol, çıkmasınlar bir yere. Ne oldu yine? Ortalık karıştı iyice. Katil birazdan Sabri Beylere inecek. Eyvah, o da niye iniyor şimdi? Felaket Gül. İneceğim diye tutturdu. Sabri Bey de elde tabanca bekliyor. Alnından vuracakmış katili. Yok artık deve. Nereye vuruyor? Sen de iyice sapıttın ha. Ekmek çarpsın Gül. Beni de vuracakmış. Adam kafayı bozmuş. Dolaşmayın ortalıklarda. Seni de mi vuracakmış? Tövbe. Cafer! Cafer! Baba gitme, gel. Babacım, babacım buyurun. Sus. Kapa çeneni. Biraz sonra burada neler olacak biliyor musun? Anam. Gel hadi gel. Şurada dur da bir kaza kurşununa kurban gitme. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Ne haber Cafer? Haberler kötü Türkan Hanım. Katil Sabri Bey'i ziyarete geliyor. Bunun nesi kötü Cafer? Demek ki özür dileyip barışmak istiyor. Aferin adama. Yok efendim, durum bildiğiniz gibi değil. Sabri Bey elde tabanca bekliyormuş. Tabanca mı? Daha neler? Texas mı burası? Anam, geldiler. Buyurun. Hocam hürmetler. Merhaba Yavuz Bey. Ablacığım, selam yok mu sayın profesörümüze? Nedir bu söyle korkuluk gibi? Dürtme şöyle kız. Merhaba. Sabri Bey'le mi görüşeceksiniz? Görüşeceğiz hocam. İyi olur. Konuşun bitsin artık şu tatsızlık. İyi günler. Hocam iyi günler. Bitireceğiz. Yakışmaz vatandaşa düşmanlık. Durun. Aman Yavuz Bey. Yapma. Çalma şu zili kurbanın olayım. Namlıya kurşunu sürmüş. Bekliyormuş kapıda. Yaklaşma koçum. Karışma. Vatandaşa çalışmaz öyle tabanca kurşun. Korkma kız. Oyuncaktır o tabanca. Oyuncak. Tamam. Geldi işte efendim. Ne yapacağız?
Ne yapacağımı biliyorum efendim. Açın kapıyı gelsin. Ayaklarıma kapanacak haydut. Lütfen efendim bırakın şunu. Sonra gazetelere, televizyonlara haber olacağız. Hürmetler yenge, evde mi komşum? Evde efendim. Lütfen gidin Yavuz Bey, yoksa feci şeyler olacak. Onun da ödü şeyine karışmış. Hık hık, korkma kız, kavgaya gelmedik. Özür dileyecek katil Sabri Hoca'dan. Dikilme şöyle kapının ağzına, hadi. Ay.